Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet sevgili arkadaşlarım, 10. sınıf konularından kaldırma kuvvetiyle karşınızdayım. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel, kaldırma konusu kuvvetini işleyelim. Bu konuda neler işleyeceğiz? Kaldırma kuvvetinin tanımını yapacağız. Sıvı içerisinde bırakılan cisimlerin denge durumundan bahsedeceğiz. Birbirlerine karışmayan sıvıları inceleyeceğiz. İpli sistemleri, bir de taşırma kaplarını inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, bu konunun günlük hayattaki kullanım alanları deniz taşıtlarında kullanıyoruz. Şamandıra sistemlerinde kullanıyoruz. Hidrostatik mühendisliğinde yine kullanıyoruz. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmayı unutmuyoruz sevgili arkadaşım. Akışkanların kaldırma kuvveti. Akışkanların cisimlerin ağırlığına zıt yönde uyguladığı kuvvete ne denir arkadaşım? Kaldırma kuvveti denir, değil mi? Kaldırma kuvveti denir. Şimdi arkadaşlarım, sıvıların kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Nasıl bulunur? V batağın çarpı D sıvı çarpı yer çekimi G ifadesiyle bulunur arkadaşlar. Arkadaşlar, kaldırma kuvveti askıda olan cisimler için cismin neyine eşittir? Ağırlığına. Kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir diyeceksin. Şimdi arkadaşlar, biz bir cismi 3 farklı konumda inceleyeceğiz. Yüzen cisimler, askıda kalan cisimler, bir de batan cisimler. A şıkkında cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti nedir arkadaşım? Büyüklük olarak ağırlık kadardır. Eğer cisim askıdaysa kaldırma kuvveti yine büyüklük olarak ne olacaktır arkadaşım? Ağırlık kadar olacaktır. Fakat batıyorsa kaldırma kuvveti arkadaşlar ağırlıktan ne olmak zorunda? Küçük olmak durumunda sevgili arkadaşlar. Yüzen ve askıda kalan cisimlerin ağırlıkları kaldırma kuvvetlerine eşit, batan cisimlerin ağırlıkları kaldırma kuvvetinden büyüktür diye özetleyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım, çok önemli bir nokta var. Mesela demiri suya attığımız zaman demir batıyor. Ancak demirden yapılı olan gemiler nasıl batmıyor? Bir cismin içerisindeki boşluk olmadığı durumda öz kütlesi yapıldığı maddenin öz kütlesiyle aynıdır. Ancak cismin içerisinde boşluk olması veya boşluğu farklı bir madde ile doldurması gibi durumlarda cismin öz kütlesi artıp azalabilir. Arkadaşlar, her sınavda çıkan özel durumlardan bahsedeceğiz. Bakın neymiş? Eğer bu cisimlerin hacimleri eşitse, mesela hocam, mesela bu 2V kadar olur, bu da 2V kadar olur. Bunun 1V'si batıyor, 1V'si yukarıda. Şimdi yoğunluğa bakarsan M'nin yoğunluğu L'den büyük, o da K'dan büyüktür diyeceksin, değil mi? Kaldırma kuvvetlerini kıyaslayacağın zaman L'nin kaldırma kuvveti ile M'ninki eşit, K'dan daha büyük olacak. Neden hocam? V batan çarpı D sıvı. Hacimler neydi arkadaşım burada? VK eşit, VL eşit, VM. Bunu biliyoruz. Peki kütleler aynıysa bakalım yine. Bak şimdi, DM büyük, DL büyük, DK. Neden? M battığı için yoğunluğu en fazladır. Kaldırma kuvvetlerine baktığımızda kütleler aynıysa K'nın kaldırma kuvveti L'nin kaldırma kuvvetine eşittir ve M'den büyüktür. Niye hocam? Şimdi yüzen ve askıda kalanların kaldırma kuvvetleri ağırlığa eşittir demedik mi? Batanlarda ise ağırlık kaldırmadan daha büyüktür demiştik, hatırlıyorsun. Bunların kütleleri aynı. Kütleleri aynıysa hacmi en küçük olanın yoğunluğu en büyüktür. Bu ne demektir? K'nın hacmi en büyük, sonra L, sonra da M diyeceğiz. Yani öz kütleyle ters orantılı olacak sevgili arkadaşım. Hemen bir soru ile taçlandıralım. Eşit hacim bölmeli K cisminin L sıvısı içindeki denge durumu şekildeki gibidir. Buna göre K ve L'nin yoğunlukları oranı DK bölü DL nedir? Şimdi arkadaşım, K cismi ne kadar hacmi batmış? Bakınız, her birine 1V diyebilirsiniz. 2V hacim batmış. Nerede? L sıvısında. K'nın kendi hacmi 3V, öz kütlesi de DK. Buradan arkadaşlar DK bölü DL 2 bölü 3 gelir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Eşit hacim bölmeli K ve L cisimlerinin sıvı içerisindeki denge durumu şekildeki gibidir. Buna göre K ve L cisimlerin ağırlıkları oranı GK bölü GL kaçtır? Arkadaşlar, GK
Kaç hacim batmış? 2 hacim çarpı D sıvı veya batan D sıvıya eşit, yani kaldırmaya eşit biliyorsun. Çünkü ikisi de yüzüyor. GL ise 1V çarpı D sıvıya eşit. Yer çekimlerini yazmadım. Direkt sistem oranı 2'dir diyeceğiz arkadaşlar. Eşit hacim bölmeli K cismi sıvı içerisinde bir bölmesi batacak biçimde üstüne X cismi konulduğunda 3 bölmesi batarak şekildeki gibi dengede kalıyor. K cisminin ağırlığı 3 N olduğuna göre X cisminin ağırlığı kaç N? Şimdi bak, K'nın ağırlığı GK 1VDS kadar ve 3 N'muş. Şimdi X'in ağırlığıyla K'nın ağırlığının toplamı 3VDS. Bu neye eşit olur? 9 N değil mi? 3 kere 3 9. Şimdi X'inki soruluyor. K'nın 3 N'u var. O zaman burası ne olmalı arkadaşlar? 6 N olmalı ki toplamları 9 olsun. Arkadaşlar birbirlerine karışmayan sıvılar var. D ve 2D özkütlere X cismini bırakmışız. Yukarıdaki görselde X cismi birbirine karışmayan sıvılar içerisinde bırakılmıştır. X cismini etki eden kaldırma kuvvetini bulalım. Kaldırma kuvvetini yazarken hangi özkütleli sıvıda kaç hacim batmış ona bakacağız. Mesela 2D özkütlede 1V hacim batmış. V çarpı 2D artı D özkütlede de 1 hacim batmış. V çarpı D. Ne oldu? 3VD kaldırma kuvveti etki ediyor diyeceksin arkadaşım. Eşit hacim bölmeli X cismi birbirine karışmayan D ve 4D özkütleli sıvılar içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre X cisminin özkütlesi ne kadardır? Şimdi bakalım arkadaşlar. X'in kendi hacmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacim çarpı DX eşit olmalı. 4D'de 2 hacim batmış. 2V çarpı 4D artı arkadaşlar D'de de 4V hacim batmış. O zaman 8VDX baktığımızda 12VD'ye eşit olur. Buradan da DX arkadaşlar 3 bölü 2 yani 1,5 çıkar. Cevabımız B seçeneğidir. Şimdi ipli sistemlere baktığımızda arkadaşlar bakınız kaldırma kuvveti için birinci şekilde kaldırma kuvveti yukarı doğru, ağırlık aşağı doğru. Her türlü T ip gerilmesiyle kaldırma kuvveti toplamı büyüklük olarak ağırlığa eşittir diyeceksin. İkinci şekle baktığımızda da kaldırma kuvveti T ile G'nin toplamı kadardır diyeceksin arkadaşlar. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var, aşağıda T var, aşağıda G var diye. K içi dolu katı cisim, L de çocuk balonu. Kaba bir miktar daha sıvı doldurursak TK ve TL nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar bir kere K katı cisim olduğu için sen bir miktar daha sıvı doldurursan buraya K cisminin sıvı içerisindeki hacmi değişmiyor. Hacmi değişmediği için kaldırma kuvveti değişmez. Yani TK ne yapmayacak? Değişmeyecek arkadaşım. Kaldırma kuvveti değişmediği için. Ancak L bir çocuk balonu ve üzerine ekstradan sıvı geldi. Sıvı geldiği için balon küçülecek. Balon küçülünce sevgili arkadaşım kaldırma kuvveti azalacak. Yani V batan azaldığı için. Kaldırma kuvveti azalırsa T gerilmesi de azalır. Dolayısıyla TL'nin azalması lazım diyoruz sevgili dostum. Bir başka yer taşırma kapları. Şimdi arkadaşım yüzen cisimler taşırma kaplarında taşma seviyesine kadar dolu bir kap varsa ne yapıyor? Kendi ağırlığı kadar sıvıyı taşırıyor ve kapta ağırlaşma yapmıyor. Askıda kalan cisimler taşma seviyesine kadar dolu kaplara bırakıldığında kaptan yine cismin ağırlığı kadar sıvı taştığı için yine bir ağırlaşma yok. Fakat batan cisimlerde arkadaşlar ağırlık kaldırma kuvvetinden daha büyük olduğu için ağırlaşma olur sevgili arkadaşlarım. Taşırma kabına atılan cisim batan hacmi kadar sıvı taşırır. Taşan sıvının ağırlığı daima kaldırma kuvvetine eşittir diyorum. Bunu da unutmuyoruz. Tam dolu taşma kabına bırakılan cisimlerden. Şimdi arkadaşım dikkat edelim. K tam doluymuş zaten sıvılar. K geldiği zaman ağırlaşma yapar mı? Yüzen cisim ağırlaşma yapmaz. L askıda ağırlaşma yapmaz. M'nin bir kısmı D özkütlede, bir kısmı 3D'de. 3D'de olan kısmından dolayı ne olacak? D özkütleyi yukarı doğru itecek. Fakat arkadaşlar aşağı taraftaki yoğunluk fazla olduğu için fazla yoğun olan kısımdan sıvı dışarıya akamayacak. Dolayısıyla D özkütleden gitmesi lazım. Bu nedenle de ağırlaşma olmalıdır diyoruz. Ağırlaşma yapar. N cismi 3D'de batmış. N cismi 3D'de batmış ama D özkütleli sıvı taşıyacak. Dolayısıyla yine kapta ağırlaşma yapar
diyoruz sevgili arkadaşım. İçi dolu ve eşit hacim bölmede T cismi yavaşça ağzına kadar dolu taşırma kabına bırakılıyor ve sıvı akışı durduğunda şekildeki gibi dengeye geliyor. Buna göre boş kapta toplanan sıvı ağırlığının cismin ağırlığına oranı G sıvı bölü G cisim nedir? Ne dedik arkadaşlar? Yüzen cisimler kendi ağırlıkları kadar sıvıyı taşırırlar. Doğru mu? Dolayısıyla cismin ağırlığının sıvının ağırlığına oranının ne olmasını bekliyorum? 1 olmasını bekliyorum. Sıvı yüzeyine bırakılan cisimlerin denge durumları. Arkadaşlar resimlerde de görüyorsunuz. Zeppelin'e hava kaldırma kuvveti uyguluyor. Uçan balona hava kaldırma kuvveti uyguluyor. Konteyner gemisine su kaldırma kuvveti uyguluyor. İşte kanoyla hareket eden insanlar var. Yine kaldırma kuvveti sıvı tarafından uygulanıyor. Balıkçı gemilerine yine aynı şekilde sıvılar kaldırma kuvveti uyguluyor arkadaşlar. Evet arkadaşım, konuyu bitiriyoruz. Kaldırma kuvvetinin tanımını öğrendik. Sıvı içerisinde bırakılan cisimlerin denge durumunu öğrendik. Birbirine karışmayan sıvılar, ipli sistemler ve taşırma kaplarını öğrendik. Ödüllü sorumuz da bu arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bu soruyu bir sonraki konu anlatımında çözeceğim. İsterseniz bir önceki konunun ödüllü sorusunu çözelim. Düşey kesiti verilmiş şekildeki sistemde sıvı ve gaz ağırlıksız piston ile şekildeki gibi dengededir. F kuvveti yardımı ile piston Y seviyesinden X seviyesine çekiliyor. Buna göre gaz basıncı nasıl değişir? Sevgili arkadaşım, Y'den X'e doğru pistonu çektiğimiz zaman ne yapıyoruz? Gazın hacmini arttırıyoruz. Gazın hacmi arttığı için de gazın basıncı azalır diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu soruyu doğru yanıtlayan arkadaşlarım hemen aşağıda listeleniyor. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.